Başlıyor. Zaten biliyorsunuz camianın aylardır hatta yıllardır beklediği bir ortam vardı. Herkes heyecanla bekliyordu. Ve gerçekten beklendiği kadar da beklenen oldu diyeyim. İnanılmaz bir ambiyans vardı. Stad bir kere yer itibariyle çok özel bir yerde. Göztepe camiası için. Herkesin yürüyerek coşkuyla stada geldiği bir ortam. Birleştiği bir ortam oldu. Biz de tabii ki sahaya girer girmez, stada girer girmez bu değişikliğin farkına sonuna kadar vardık. Oyuncularım olan etkisine geldiğiniz zaman gerçekten oyuncularımda bir heyecan yarattı. Çok istediler, çok iyi mücadele ettiler maçta. Tabii ki bu ambiyansın verdiği, bu ilk deneyimin vermiş olduğu ekstra heyecanın da bazen bize teknik anlamda negatif dönüşleri de oldu. Ama gerçekten Göztepe için büyük bir güç bu stat. Girişin iyi olması son derece önemliydi bizim için. Çünkü çok büyük ambiyanslar her şey iyi gittiği zaman bir takıma güç katar. Ama tersini düşündüğünüz zaman da ekstra bir stres kaynağı olabilir. Onun için çok iyi başlamak istiyorduk. İyi de bir başlangıç oldu. Hep diyorum en iyisini istiyoruz. Şunu söylemiştim. İkinci yarın 6. 7. haftasından sonra yani ligin bitmesine son 10 hafta kala her takımın somut hedefi önünde kalacaktır. Biz de bu 3-4 hafta daha kazanabileceğimiz en yüksek puanı kazanmak istiyoruz her maçtan. Ve son 10 haftaya girilirken önümüze çıkan hedef bize nereye işaret ediyorsa onu da inançla sonuna kadar kovalayacağız. Çok kritik bir maç olacak. Dediğiniz gibi Denizlispor ikinci yarıya çok yeni ama 2 hafta itibariyle istediği başlangıcı yapamadı. Onlar da mutlaka bir kendi sahasında bizim maçta bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Biz de gidişimizi devam ettirmek istiyoruz. Yani maça bakmaksızın, oynadığımız yere bakmaksızın kendi oyunumuzu, kendi mücadelemizi ortaya koymak istiyoruz. Keyifli bir mücadele olacak. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Tüm potansiyelimizi kullanmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız. Eksikler noktasında Wallace Brezilya'da tedavisi devam ediyor. Cumartesi aramıza katılacak. Trippic biliyorsunuz kupa maçında bileğinden sakatlandı. Hala bireysel çalışıyor. Denizli maçında aramızda olmayacak. Bunun dışında Denizli maçıyla alakalı bir eksiğimiz yok. Tabii Zlatko ve Vilcek'in gelmesi hücum hattında bizim için bir çeşitlilik oldu, bir alternatifli kadro oluşturdu. Onların da kalitelerine güveniyoruz, mutlaka faydalanacağız. Tabii dediğiniz gibi 2-3 gün var. O 2-3 gün içerisinde de mutlaka ama en fazla bir transfer olabilir. Biz de bekliyoruz. Bir genç oyuncumuzla alakalı talepler geliyor. Ege ile alakalı görüşmeler yapıyoruz. Tabii bu hem görüşmelerin gidişatına hem de oyuncunun isteğine bağlı. Ama daha az süre alan genç oyuncularımızın düzenli oynayabilecekleri bir yere gitmeleri en azından bu kısa dönem için onlar için de maç oynama adına avantaj olacaktır. Ve önümüzdeki sene buraya daha hazır, daha lig maçı oynama alışkanlığı kazanmış halde gelmeleri anlamında olumlu olur. Bekliyoruz. Ondan da son bir kiralık hamlesi de gerçekleşebilir. Ha, Evren Atalay buraya. Hocam. Kaç 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 kaç. Ben oraya vuracağım, tam topa vuracağım. Önce nereye? Şey hocam yapalım. Biriniz oraya mı buraya mı? Buraya buraya biriniz çaprazdan. Evet, pozisyon. Bravo.
Ha, 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 ha